Merhaba retro oyun severler. Bu seferki bölüm bir gelen paket videosu olacak ama gelen paketi kamera önünde açmayacağız. Bu paketin açılışını daha önce yanımda Ozan arkadaşım varken yapmıştık. Çok dinamik, güzel bir çekim olmuştu. Çünkü sabit kamera yerine Ozan'ın hareketli kamera çekimleri yer alıyordu bir önceki çekimde. Ama yaşadığımız bir teknik sıkıntıdan dolayı tam olarak neden kaynaklandığını bilemesem de bir bakıma tahmin edebiliyorum. Çünkü bir gün öncesinde kamerayla harici mikrofon denemelerim olmuştu ve daha sonrasında bir test çekimi yapmamıştım. Ya da bu paket açılışı öncesinde bir test çekimi yapmamıştım. Söz konusu videonun sesleri çok kötü çıktı arkadaşlar. Ama yine de belki bu paketi anlatımım sırasında o sesi bozuk videodan parçalarla destekleyebilirim. En azından görüntülerini kullanarak bu videoyu belki de destekleyebilirim. Şimdi paketin kimden geldiğinden bahsedelim arkadaşlar. Paketimiz Commodore Gentere forumunda satış başlığı bulunan İlker Beşer arkadaşımızdan geliyor. İlker aynı zamanda Commodore Gentere forumunun yönetiminde arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi önümde iki tane ufak koli var. Bir tanesinde benim satın aldıklarım, diğerinde ise onun hediye olarak gönderdikleri. Normalde bu devasa büyük bir koliydi. Çünkü kolinin içerisinde bana ait olmayan yine Commodore Gentere forumundan Varol Nikli arkadaşımızın Intellivision da vardı, yine İlker arkadaşımızdan satın almış olduğu. Güzel bir aletti. Onu da sanırım yine görüntülerini diğer videodan buraya araklayabilirim. Bilmiyorum, tam olarak emin değilim. Şimdi öncelikle kendisinin bana hediye olarak gönderdiği şeylerle başlayalım. Kolinin içinden ilk olarak bir Famiculon tabanca çıkıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi tabancamız normalde Mega Drive için üretilmiş Little Enforcers tabancasıyla aynı kalıba sahip. Büyük ihtimalle aynı tabancadan kalıplanmış olabilir. Söz konusu tabancamızın 9 pinli bir girişi olduğu için ve şu anda elimde mevcut 9 pinli bir Famiculon'um olmadığı için henüz tabancayı test edemedim. Normalde bunun kalın girişlisinden, yani geniş girişlisinden bende daha önce vardı ve normal bir NES Zapper'dan çok daha iyi çalışıyordu. Ama bunu test edemediğim için performans hakkında bir yorum yapamıyorum. Yine kolimizin içerisinden Miner 2049 diye, yani Miner 2049 adında bir oyun çıkıyor arkadaşlar. Radio Havana isimli bir müzik CD'si var arkadaşlar, yine koliden çıkan bir toplama müzik CD'si. Aslında benim sevdiğim ezgilerdir ama bu tabii ki Che Guevara'nın bir alakası olduğunu da düşünmüyorum. Tamam Havana vesaire ama içinde devrim şarkıları falan olduğunu zannetmiyorum. Büyük ihtimalle lounge tarzında müzikler var içerisinde. Yine güzel bir, ufak ama güzel bir hediyemiz var. Şöyle bir yakın çekim yapacak olursak. Bir Teknoset jetonu arkadaşlar. Teknoset bir oyun makinaları üreticisi. Söz konusu oyun makinaları üreticisine ait bir jeton bu da. Bir Eğitim Gönülleri Vakfı'na ait sanırım bağış olarak satın alınmış bir not defteri var arkadaşlar. Ve The Simpsons PSP oyunu var. Şöyle net bir şekilde görebilmeniz için yaklaştırayım. Onun dışında başka bir şey yok. Bu güzel hediyeleri için İlker arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Ve yine hediye bağlamında kendi organizasyon firmasına ait bir araç sticker'ı yollamış. Maalesef bende henüz araç yok. O yüzden bu sticker'ı şu an için değerlendiremeyeceğim. Kendisinin organizasyon firması var demiştim. Ayaktakımı.org internet sitesine girerek söz konusu şirketin, yani İlker arkadaşımızın şirketinin yaptığı işleri görebilirsiniz. Referansları görebilirsiniz. Diğer koliye gelelim. Bunlar tabii ki benim heyecanla satın aldığım şeyler olduğu için biraz daha bilgi sahibiyim bunlarla ilgili, sürpriz olmadıkları için diyelim. Öncelikle ColecoVision oyunlarıyla başlayalım. Arkadaşlar normalde belki daha fazla ColecoVision oyunu satın alabilirdim kendisinden ama elimdeki ColecoVision oldukça kötü durumda bir sistemdi. Yani kötü durumda gibi görünüyordu. Kolları ve güç adaptörü yoktu. Herhangi bir deneme yapamadım. Söz konusu aleti deneyebilmem için güç adaptörünü de İlker arkadaşımız yolladı bana. Yine bu koliden çıkmıştı.
Ben de kendisine geri yollayacağım söz konusu adaptörü. Ama sonuç olarak güzel bir sürpriz oldu ve ColecoVision'ımız çalıştı arkadaşlar. Ve kendisinden satın aldığım Donkey Kong ve Ladybug isimli ColecoVision oyunları bunlardan. Bu arada bu oyunların arkasında overlayleri saklayabileceğiniz çentikler de var. Daha sonra bir ColecoVision incelemesi yaparsak bundan detaylı bir şekilde bahsedeceğiz tabi. Bir adet çok ilginç bir taşınabilir power bank diyelim buna. Çünkü resmen günümüzdeki power banklerin yaptığı işi yapıyor. Eğer game boyunuzun pili biterse bunu haricen bağlayıp şu şekilde aslında şöyle bir alet. Bunu haricen game boyunuza bağlayıp adaptör girişinden oyun sürenizi uzatabiliyorsunuz. Bu alet de çok ilginç bir alet. Bununla ilgili bir incelemem de olacak eğer tamir edebilirsem. Bu arada bozuk bir alet değil. Sadece içerisindeki piller, şarjlı piller iflas etmiş artık. Söz konusu şarjlı pilleri bulabileceğimi düşünüyorum. Ve değişimini gerçekleştirdikten sonra belki değişimiyle birlikte bu ürünü size detaylı bir şekilde tanıtacağım. Çünkü çok ilginç özellikleri var. Ve kolinin içerisinde son olarak iki hoş sürpriz var. Neden sürpriz diyorum? Bunlar çünkü benim satın aldığım şeyler. Neden bunları sürpriz olarak adlandırıyorum? Arkadaşlar iki adet sıfır hiç kullanılmadığını düşündüğüm, çünkü herhangi bir kullanım izi mevcut değil bu aletlerde. Hiç kullanılmadığını düşündüğüm programlanabilir Mega Drive gamepadleri var. Söz konusu gamepadler arkadaşlar programlanabilir demiştim. Üzerinde ekranları var görmüş olduğunuz gibi. Şurada görmüş olduğunuz aksiyon tuşlarına veya bu omuz tuşlarına çeşitli görevler atayabiliyorsunuz. Çeşitli komboları bu tuşlara kaydederek efor sarf etmeden hızlı bir şekilde yerine getirebiliyorsunuz. Ben bunları arızalı ve tamir edebilirim büyük ihtimalle diye satın almıştım. Ama öyle bir şeye gerek kalmadı. Kollar gayet sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Sanırım İlker arkadaşımızın test ettiği makinede bazı sanırım bir elektrik beslemesi sorunu vardı. Çünkü bu tip kollar eğer kol girişinden 5 volt alamıyorsa çalışmıyor arkadaşlar. Belki biraz lafı uzatmış olabilirim bu kollarla ilgili ama gerçekten sevindiğim beni heyecanlandıran kollar. Çünkü form faktörü olarak gerçek Mega Drive kollarına nazaran daha çok seviyorum. D-pad'i çok büyük, parmağınız çok güzel oturuyor. Yani bu kolların da ayrıyetten bir incelemesini yapabilirim. Bunlardan daha sonra bahsetmeyi planlıyorum. Toparlamak gerekirse arkadaşlar özet olarak kolimizin içeriği bu şekilde. Ama bir de az önce bahsettiğim Intellivision set ve ColecoVision adaptörü vardı asıl koli açılışından. ColecoVision adaptörü bana ait değil ve gayet büyük bir parça olduğu için buraya koymanın bir alemi yok. Bildiğiniz adaptör, irice bir adaptör. Intellivision set ise sahibine ulaşmış durumda. Yani Varolnik'li arkadaşımızın evinde şu anda, o yüzden onu da gösteremiyorum. Sesim bu arada gidiyor biraz ama neyse hemen toparlıyorum. Bu aralar çok fazla şey sattım ve gelen parayla bazı şeyler aldım arkadaşlar. Onları size önümüzdeki bölümlerde göstermeye çalışacağım. Yani bu hafta içerisi biraz kanalın hareketli dönemi olacak. Yani bir mani çıkmazsa, çünkü her zaman hadi ince kamerayı açıp video çekecek geniş bir vaktim veya alanım olmayabiliyor. Ama yine de önümüzdeki bir 10-15 günün hareketli geçeceğini söyleyebilirim kanalla ilgili olarak. Birçoğu da gelen paket videosu veya gelen ürünler videosu olacak. Şimdilik videoyu toparlıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.